Merhabalar herkese. Sonunda büyük gün geldi. Sizlere Work and Travel maceramla alakalı bazı bilgilerden bahsedeceğim. Work and Travel hakkında konuşacağız bu videoda. Hazırsanız hadi hemen başlayalım. Bundan seneler önce 7 yıl önce 2011 yılında Work and Travel'la beraber Amerika'ya gitme serüvenimi sizlere anlatacağım bu videomda. Bunun haricinde Work and Travel nedir, kimler yapar, bunun ücreti ne kadar, hangi işleri seçebilirsiniz? Hepsini bu videoda anlatacağım sizlere. Öncelikle kendi maceramdan bahsetmek istiyorum sizlere. Sene 2011, üniversiteye daha yeni başlamıştım, hazırlıktı. Biliyorsunuz Mersin'de, Toros Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okuyorum. O kadar İngilizcem falan da iyi değil. Şubat ayında sömestr tatili için İstanbul'a gelmiştim ailemin yanına. Arkadaşım Anıl, ona buradan selam gönderiyorum. Bana dedi ki, ben bu yaz Amerika'ya gidiyorum. Dedim ki, wow. Oh my god! Wow! Muhteşem. Ben niye gitmiyorum, ben niye gidemiyorum? Sonrasında nasıl gittiğini falan sordum kendisine. Bana Work and Travel diye bir şey var, Amerika'ya gidebiliyoruz dedi. Ben bu sefer başladım araştırmaya. İşte Work and Travel nedir, kimler faydalanıyor, ne yapmak lazım, hangi işler var. Bayağı bir içi dışlı olduk Work and Travel'la beraber. Sonrasında tabii doğru iş seçimi, doğru şirket çok çok önemli arkadaşlar. Bunlardan da bahsedeceğim zaten biraz sonra. Sonrasında bir tane şirketle tanıştım. O şirket bana şunu söyledi, seni gönderebiliriz, bunun için hakkımız var. Ama sadece tek bir iş kaldı, o da Alaska'ya. Ya nasıl yani Alaska? Alaska derken hani... Yani Alaska dünya haritasında nerede diye sorarsanız hani şuralarda bir yerlerde hemen Alaska'yı göstermek istiyorum. Hatta böyle Alaska falan deyince o zaman çok böyle popüler Into the Wild filmi. Mutlaka izlemişsinizdir. Hatta izlemediyseniz böyle küçük böyle bir fragman gibi bir şey koyalım şuralara bir yerlere. Going to Alaska. Alaska, Alaska? Or City, Alaska? I'm gonna be all the way out there. Yes, in the wild. İçim kıpır kıpır. Yani Alaska'ya gideceğim. Tamam, güzel. Peki ne iş yapacağım? Bana dediler ki balık fabrikasında çalışacaksın. Yani bu benim hayalini kurduğum bir iş değildi tabii ki de. Öncelikle onu söyleyeyim. Hatta ben küçükken elime balığı bile dokunamıyordum. Öyle bir psikolojim vardı açıkçası. Okey, biraz araştırdım. Alaska'da balıkçı fabrikasında çalışmak, balıkçı olmak. Hoşuma gidebileceğini düşündüm. Bahri diye bir arkadaşım vardı. Kendisine söyledim. Dedim ben bu yaz Amerika'ya gidiyorum. Work and Travel diye bir şey varmış. Gelmek ister misin? O da dedi ki tamam. Biz de hızlı bir şekilde kararımızı alıp, çantaları alıp doğru nereye? Buradan Alaska'ya doğru yola çıktık. Yapacağımız tek şey balık fabrikasında 3 ay boyunca çalışmaktı. Size balık fabrikasının ortamını da göstermek istiyorum. Yani ben bazen böyle abartıyor gibi hissediliyorum ama bayağı balık fabrikasında somon balıklarıyla beraber iç dışlı olup böyle bağ kurabiliyorsunuz, ilişki kurabiliyorsunuz. Böyle bir küçük, bunu da böyle yerleştirelim, koyalım. Yani bu videoyu mutlaka izlediyseniz, izlemeye devam ediyorsanız Work and Travel'da benim gerçekten abartmadığım ve nasıl bir işte çalıştığımı artık siz de biliyorsunuz. Öyle bir fabrikada çalıştım tam 3 ay boyunca. Niye peki bu videoyu çektim? Arkadaşlar Work and Travel benim hayatımın kırılma noktasıydı. Beni ben yapan şey Work and Travel'dı. 19 yaşında bir genç, bir çocuk hiç bilmediği topraklara gidip bir fabrikada çalışıyor. Serüven bu. Macera bu. Satar mı? Bence satar. Ama konumuz hani Doğan'ın Work and Travel hikayesi falan değil. Work and Travel'la alakalı size bilgi veriyorum şu anda. Arkadaşlar Work and Travel'ı
ufak da olsa bahsetmek gerekirse, Work and Travel bir değişim programıdır. Amerika hükümetinin yapmış olduğu bir değişim programıdır. Bunun için üniversite öğrencisi olmak zorundasınız. Zaten birazdan söyleyeceğim kimler katılabilir diye. 3 ay çalışıp 1 ayda gezme hakkınız oluyor. Toplamda 4 ay Amerika'da çok güzel bir serüven geçirebiliyorsunuz. Dediğim gibi 3 ay çalışıp 1 ayda gezebiliyorsunuz. Hani o filmlerde Hollywood falan, işte Özgürlük Anıtı, Chicago falan, hani filmlerde gördüğünüz yerleri canlı bir şekilde görebiliyorsunuz. Oralara dokunabiliyorsunuz. Bu muazzam bir tecrübe. Bunun için vasıfsız işçi olarak gidiyorsunuz. J1 vizesi diye bir vize var. Bu vizeyi almanız gerekiyor. Bunun için tabii bazı şirketler var. Biraz onlardan da bahsedeceğim. Yani Work and Travel için şunu söyleyeyim. Bir değişim programıdır. Yaz aylarınızı, üniversite öğrencileri olan arkadaşlara buradan sesleniyorum. Yaz aylarını değerlendirin. Nasıl değerlendirin? Work and Travel'a giderek. Work and Travel gerçekten muazzam bir şey. Peki kimler faydalanıyor? Soruyor gibisiniz, böyle hissettim bunu. Arkadaşlar, Work and Travel'a üniversite öğrencisi, lisans öğrencisi olmak zorundasınız. 1, 2, 3, 4 faydalanabiliyor, gidebiliyor. Hazırlık öğrencileri de gidebiliyor, aynı benim gibi. Bunun haricinde yüksek lisans yaparken birinci sınıfta yapabiliyorsunuz. Maalesef tez döneminde gidemiyorsunuz. Bunun haricinde açık öğretim öğrencisiyseniz maalesef katılamıyorsunuz. Ön lisansta bazı bölümler var, işte turizm bölümüyle alakalı. Eğitim alan kişiler gidebiliyor. Yani tüm bölümlere de kapsamıyor maalesef. 18-28 yaş arasında olan kişiler gidebiliyor Work and Travel'a. Orta düzeyde ve iyi seviyede bir İngilizceniz olması gerekiyor. Çünkü bununla alakalı bir Amerikan konsolosluğunda bir mülakata gireceksiniz. Yani temel bir İngilizcenin bir tık daha üstte olmasında fayda var. Bu anlamda zaten kendinizi geliştirirsiniz. Daha zaman var, daha süre var. Bunun haricinde bir de not ortalaması istiyorlar sizden. Şimdi diyeceksin ki Doğan, Erasmus Plus'ta falan hiçbir şey istenmiyordu. Şimdi isteniyor. Valla bu da böyle bir program. Ben bununla gidip Amerika'yı, eyaletleri gezme fırsatı yakaladım. Adamlar Work and Travel için Amerika'ya bunu ayarladıkları için bazı kriterleri var. Diğer bir şartları ise, kriterleri ise not ortalamanızın 4'lük sistemde minimum 2.0 olması gerekiyor. Bu da açıkçası o kadar da büyük bir şey değil. Bunlarla beraber eğer gitmek istiyorsanız katılabiliyorsunuz, başvurabiliyorsunuz. Diğer bir şey ise ne tarz işlerde çalışabilirim, ne yapabilirim? Bu arada hani bu süreçlerle alakalı Türkiye'de onlarca şirket var. Bu şirketlere gidip bunlarla alakalı bilgi alabilirsiniz ücretsiz bir şekilde. Hani burada reklam olmaması için şu şirkete gidin, bu şirkete gidin demek istemiyorum. Ama Türkiye'de onlarca şirket var. Hatta İstanbul'da Taksim'e gittiğinizde her sokakta, her caddede bu konularda tecrübesi olan büyük şirketler var. Onlara gidip ücretsiz şekilde bilgi alabilirsiniz veya internet sitelerine girip mailinizi bıraktığınızda onlar size profesyonel şekilde danışmanlık yapabiliyorlar. Tabii tamamen duygusal şartlar altında. Birazdan bundan da bahsedeceğim. Ama şu anda konu iş seçimi. Maalesef arkadaşlar Alaska'ya gidemiyorsunuz. Ooo falan dediğiniz gibi duyuyorum. Çünkü Alaska işi 2011 yılından sonra, hatta ben son kurbanıyım diyebilirim. 2011 yılından sonra kaldırıldı. 2012 yılında beraber öğrenci gönderilmemeye başlandı. Bunun tabii bazı sebepleri var, bazı durumları var. Bunları atıyoruz. Bunlara gerek yok girmeye. İş seçiminde çok büyük seçenekler var. Sizin ilgi alanınıza göre, sizin dilinize göre, sizin ilgi alanlarınıza göre söylediğim gibi herhangi bir işe katılabiliyorsunuz, herhangi bir işe girebiliyorsunuz. Ben sizin yerinizde olsam erkenden kayıt olurum eğer böyle bir gitme gibi isteğiniz varsa. Çünkü hani bunu şey gibi düşünün, bir akvaryum var. Bolca da balık var. Eli atıyorsunuz. İlk gelen en iyi balığı alıyor. İşte en iyi seçeneği alıyor, çıkartıyor oradan. Hani o yüzden sonlara kalırsanız eğer akvaryum içinde kalan tek tük birkaç tane balık oluyor. Birkaç tane güzel iş oluyor. Onlardan bir tanesi size denk geliyor. O yüzden daha erken başvurup daha güzel işleri seçebilirsiniz. Bunlardan mesela nasıl işler var merak ediyorsanız eğer. Can kurtaranlık yapabilirsiniz. Tabii bunun için İşte yüzme falan biliyor olmanız lazım. Daha sonra Amerika'ya gittiğinizde bununla alakalı size birkaç gün eğitim veriliyor. Otelde housekeeping'lik yapıyorsunuz. Bu ne demek? Çarşaf değiştiriyorsunuz, odayı temizliyorsunuz. Bunun için herhangi bir İngilizceye gerek yok, bilmenize gerek yok. Bunun haricinde fast food restoranlarda çalışıyorsunuz.
belki arka kısımda çalışabilirsiniz. İşte büyük şirketler, yemek zincirleri var. Onlara katılıyorsunuz. Oralarda çalışıyorsunuz. Veya garsonluk yapabilirsiniz. Garsonlukla beraber güzel tipler, güzel bahşişler alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun için dediğim gibi İngilizce seviyenizin bir tık daha yukarıda olması gerekiyor. Eğlence parklarında eğlenebilirsiniz demeyeceğim. Eğlence parklarında çalışabilirsiniz. Orada fotoğrafçılık yapabilirsiniz. Makinaları işte yönlendirebilirsiniz. Kasada çalışabilirsiniz. Yani çok fazla açıkçası iş olanağı var. Amerika'ya her yıl bu programla beraber 5000 ile 5500 öğrenci dolayında kişi gidiyor. Ya bu çok büyük bir rakam. Bunlardan bir tanesi siz de olabilirsiniz. Çok merak edilen, eminim belki de bu videoyu izlemenize sebep olan şey bu program ne kadar? Biliyorsunuz ben ya ücretsiz gezmeyi seviyorum ya da daha hesaplı olarak gezmeyi seviyorum. Programlara katılıyorum, projelere katılıyorum. Benim konseptim bu olduğu için size de en hesaplı yolundan bahsetmek istiyorum. Bir adet elimde dükkan usulü, bakkal usulü bir tane hesap makinesi var. Açıyorum. Hesaplama yapacağız. Bu programla beraber giden arkadaşların en büyük sorusu ne kadar bütçe ayırmam lazım, ne kadar para ödemem gerekiyor? Arkadaşlar Work and Travel'da 3 ay boyunca çalıştığınız için şu an verdiğiniz parayı yazın çalışarak geri alabilirsiniz. Yani program bedavaya geliyor aslında. Yanlış duymadınız, bedavaya geliyor. Wow. Ama önce bunun için bir bütçeye ihtiyacınız var. Şöyle, herhangi bir işte her ücretin saatlik çalışma ücreti var. Yanlış duymadınız. Türkiye'de hani günlük veriyorlar ya bu ücreti. Türkiye'de değilsiniz, Amerika'dasınız. Ve saatlik 8 dolarla 12 dolar arasında para kazanıyorsunuz. Videoyu geri almaya gerek yok. 8 dolarla 12 dolar arasında para kazanıyorsunuz. Çarpı 5'ten 5,5 desek, 6 desek günde çok iyi para kazanıyoruz. Evet, çok iyi para kazanıyorsunuz. Hesaplayalım. 8-12, yabancı değilsiniz. Şöyle bir hemen hesap yapacağım size. 10 dolar diyelim. Ortalamasını alalım. Saatlik 10 dolar kazandığınızı düşünün bir işte. Haftalık 40 saat minimum çalışma şeyiniz var, hakkınız var. Bu maksimum da olabilir, minimum da. Ortalama 40 saat diyelim. Çarpı ne yapıyor? 400 dolar para kazanıyorsunuz haftalık. Yani 400 dolar arkadaşlar Türkiye standartlarında asgari ücretten daha fazla. Bak yanlış duymadınız. Bir haftada kazandığınızı asgari ücret çalışan birisi burada kazanıyor. 400 dolar, bunu 4 haftayla çarptığımızda ise 1600 dolar yapıyor. Bak tamamen matematik. İnsanlar yalan söyleyebilir ama matematik, rakamlar asla yalan söylemez. Bu da sizden bir mesaj verelim burada. 1600 dolar, bunu 3 ay yaptığınızı düşünürseniz eğer 4800 dolar tık kazanıyorsunuz. 4800 arkadaşlar, 4800 dolar kazanç elde ediyorsunuz. 4800 doların arkadaşlar bu programın bazı maliyetleri var. Babasının hayrına yapmıyorlar bu programı. 1900 dolarla 2300 dolar şirketlerin danışmanlık... Doğru söyledim değil mi? 1900, şimdi rakamlar yanlış telaffuz edersem beni arkadan reji niye yanlış söylüyorsun falan diyebilir. O yüzden 1900 dolarla 2300 dolar arasında bir şirkete para ödemeniz gerekiyor. İçinde ne var bunun? Şimdi şey gibi oldu, işte sabah kahvaltısı, öğle yemeği, öyle bir şey yok. Size danışmanlık yapıyorlar 1900-2300 dolar arasında. İşte size bu programı hazırlıyorlar, işte yazışmaları, oradaki işverenlerle sizi buluşturuyorlar. Skype görüşme için size İngilizce hazırlık yapıyorlar. 1900 dolarla 2300 dolar arasında her şirketin bir ücreti var. Okey, 4800'ü cebe koyalım, bu kenara ekleyelim. Şimdi başka bir hesaplama yapacağım. 1900 ile 2300 dolar dedim. Hadi 2100 dolar diyelim. Ekstradan da 160 dolar artı 35 dolar da vize masrafınız olacak. 195 dolar, 200 dolar diyelim. 2300 dolar arkadaşlar bir tane şirkete verdiniz ve bununla beraber de vizeye de verdiniz. 160 dolar artı 35 de bunun için vize fee ücreti alınıyor ve 195 doları da ben yuvarladım, 200 dolar yaptım. 2300 dolar verdiniz. Ekstradan uçak masraflarınız da var. Erken uçak bileti alırsanız daha hesaplı oluyor. 500 dolarla 800 dolar arasında gidiş dönüş uçak biletine ayırıyorsunuz. 600 dolar diyelim. Hani genelde yuvarlayarak söylüyorum. 2900 dolar. Oraya gittiğinizde ilk 2 hafta veya ilk haftalarda direkt tık diye para kazanmayacaksınız. Önce çalışıyorsunuz. Paycheckler diye bir tabir var. 1-2 hafta sonrasında bu parayı veriyorlar size.
Yanınızda 300, 500, 600 dolar götürmenize fayda var. Artı 400 dolar diyelim. 3300 dolar bu programa para ödemeniz gerekiyor. Şimdi şey diyeceksiniz, Doğan benim 3300 dolarım yok. Vallahi benim de yok. Yani ama bu programa şu an benim gitme şansım olsa 3300 doları bulabilirim çok rahat bir şekilde. Neden? 4800 kazandınız, değil mi? Yabancı değilsiniz. 1500 dolar cebinizde kalacak. Ben orada yiyip içmeyecek miyim Doğan? Evet, yiyip içeceksiniz. Hani 1000 doları da oradan çıkartalım. 500 doları ne yapacaksın? Mehmet, Ahmet, Ayşe, Fatma. Ne yapacağım 500 doları? Döndükten sonra Avrupa'ya veya herhangi bir ülkeye gitmek için bu 500 doları kullanabilirsin. 500 dolar arkadaşlar 2500 ile 3000 TL arası bir para yapıyor. Yani bu kısım bayağı bir uzun olmuş olabilir ama sizi harekete geçiren bu programdaki en büyük şey bu. Maliyet ve maddiyat. Diğer maddemiz ise şu. Ben bu programın maliyetini karşılayabilir miyim oraya gittikten sonra? Eğer biraz yemenize içmenize dikkat ederseniz, her gün kebaplar, işte lüks Amerikan restoranlarına gitmezseniz eğer karşılarsınız. Hatta ben şunu yapın, oraya gelen birkaç Türk arkadaşla veya yabancı arkadaşla bir olun, yemekleri beraber pişirin. Gidin makarna alın, işte ne bileyim tavuk alın, beraber yemek yapın ve beraber yemek yediğinizde daha hesaplı hale gelecek. Bunun haricinde ikinci iş yapabilirsiniz, ikinci bir işe girebilirsiniz. Az önce gösterdiğim rakam tek bir işte çalışarak kazancınızı açığa çıkartıyor. İkinci bir işe yaparsanız cebinizdeki paranın kat ve kat fazlasıyla geri döndüğünüzü göreceksiniz. Son bir şey daha ekleyeyim. Buna kim sponsor olabilir? Anneniz, babanız, baba sponsorunuz ve ana sponsorunuz. Bu şekilde arkadaşlar seyahat edebilirsiniz. Döndükten sonra da annenize, babanıza bu parayı geri ödeyebilirsiniz. Bu arada şirketler 3300 doları hesapladık, ortalamaya döktüm ben. 3300 doları tık diye istemiyorlar. Önce bir 100 dolar veriyorlar, işte 200-300 dolar veriyorlar. İşte haftalık, aylık ödediyorlar geri kalanını. 300 daha veriyorlar, 500 daha diyorlar. Yani bunu herhangi bir Türkiye'de bir işe girerek, bir garsonluk, ne bileyim işte anketörlük, herhangi bir iş yaparak da bu parayı biriktirebilirsiniz. Zaten çok uzun zaman var. Yani nereden bakarsanız 7 ay 8 ay var gitmenize. 7 ay 8 ayda bu para fazlasıyla birikir. Ve benden söylemesi. Çünkü neden? Work and Travel'a döndükten sonra daha farklı böyle bakmaya başlıyorsunuz. Beni ben yapan şey, dünyanın ne kadar büyük olduğunu, kendi iç dünyamın ne kadar büyük olduğunu ben döndükten sonra fark ettim. Yoksa Amerika yani o kadar da büyük bir yer değil. Yani evet, çok böyle büyük eyaletler falan var ama buradan bu uçağa bindiğinizde 14-15 saatte gidebiliyorsunuz. Deniz aşırı bir uçak yolculuğu yapıyorsunuz. Tabii bunları sonraki videoda bahsedeceğim. Work and Travel'da anlatacaklarım bunlar, bu kadar. Tabii bunlarla sınırlı kalmayacak. İşte avantajları, başvuru süreciyle alakalı bazı bilgileri sonraki videolarda bahsedeceğim. Umarım Work and Travel'la alakalı bu videomu beğenmişsinizdir. Aklınıza takılan veya merak ettiğiniz şeyleri de sorabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.